Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çatlak kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Böyle içi brownie tadında, dışı kıyır kıyır, nefis bir kurabiye oluyor. Hazırlaması da çok kolay. Hamuru için 2 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. Mikserle iyice çırpalım. Üç yemek kaşığı kakao ekleyelim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Karıştıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Bir paket kabartma tozu ekleyelim. Elimle iyice karıştırıyorum. Cıvık bir hamur hazırlıyorum. Ele yapışan cıvık bir hamur hazırlayacağız. Hamurun üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 2 saat bekletelim. Daha kolay şekil verebilmek için buzdolabından bekletelim. Buzdolabından çıkardım. Artık şeklini verebiliriz. Bir tatlı kaşığı hamurdan alıyorum. Elimle yuvarladım. Pudra şekerini buluyorum. Bir tatlı kaşığı alıyorum. Cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp alalım. Yuvarlayalım. Bolca pudra şekerini bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alalım. Hepsini hazırlayıp fırın tepsisine yerleştirdim. Ve ikinci kez pudra şekerini buluyorum. İkinci kez pudra şekerini bulayalım ki şekli daha güzel olsun. Bolca pudra şekerini buladım. 190 derecelik alt üst ayar fırına verelim. Alt üst ayar fırında 10 dakikada pişiyor. 10 dakika pişti, fırından çıkarıyorum. Biraz daha fazla pişirirseniz içi kurur. İçinin brownie gibi olmasını istiyorsanız 10 dakika yeterli. Ama biraz daha pişmesini isterseniz bir 5 dakika daha pişirebilirsiniz. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Çatlak kurabiye tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.